Bir eline kantar. Bir eline metre. Tamam mı? Vezin, kantar. Muhakeme, metre. Hak sahibine hakkını vermek. Mizan sahibi olmak. İntizam sahibi olmak. Nizam sahibi olmak. Bu insanın kendisi. Kanuniyet deyince insan anlayacağız. Bu üçü zaten sureti de insan anlayacağız değil, insanın insani ilişkilerdeki ortaya çıkan sistemi. Mesela ben bir şey yaptım ama seni etkiliyor. Şöyle diyeyim. Hürriyeti mutlaka yoktur. Zulümdür. En büyük zulüm, adaletsizlik, hürriyeti mutlakadır. Dağdaki, ustad der ki, dağdaki vahşi hayvanlarda olur. Ne demek hürriyeti mutlaka? Ben her istediğim her... Sınırsız. O zaman senin hürriyetin mi kalır? Mesela senin arabana gördüm. Vallahi bunun camı nasıl kırıldığını hiç görmedim. Hakikaten görmedim senin arabanın camı nasıl kırıldığını. Ben nasıl kıracağım? Engel olacaksın tabii. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Neye hürriyet oluyorsun? Demek ki benim hürriyetim senin hürriyetin dairesi de olmalı. Mutlak hürriyet olmaz. Hürriyet nedir? Başkalarının hürriyeti içerisindeki hürriyeti hürriyettir. Yoksa başkasının hürriyetini ortadan kaldıran hürriyet zulümdür. Oradan çıkıyor zaten. Adaletsizlik buradan çıkıyor. Mutlak hürriyetten çıkıyor. En büyük sıkıntı o zaten. He? En büyük sıkıntı o zaten. Evet. Siz ilk geldiğinizde bana hürriyet diye konu vermiştiniz. Ben hürriyetle ilgili şey yapmıştım. Ne yaptın sonra? Ne yaptın? Bayağı, yani birkaç tane not almıştım mesela. Yani bir sınır çizilmesi lazım ya hürriyette. Bir sınırın olması lazım. Ben gündelik şeylere tatbik etmeyi daha şey buldum. Mesela en basit futbol. Futbolda kenar çizgilerini kaldır. De ki istediğiniz gibi koş. Futbol ortadan kalkar. Futbol yapan kenar çizgilerin sınırlanmış olmasın. Mesela futbolda her şeyinle topa giremezsin. Sınırlıdır. Elinle giremezsin. Futbol bu yapar. Elinle her şeyle gireceksen futbol ortadan kaldırmış olursun. Yani çizgileri, bütün sınırlamaları kaldırdığında şey biter. Sistem biter. Hatta yeni bir mesela biz beşimiz bir yeni bir oyun bulacağız. Oyunun sınırları ne? Önce bir sınır koyacağız. Oyuna bir sınır koymazsan yapamamış olursun. Oyun bile yapamazsın yani. Bir şeyi sınırlayacaksın ki şey olsun. Hatta ödül ceza rıza sistemi. Önce bir hani cehennem bahsinde söylediniz. Bir oyun yapacağız. Bu oyunun ödülü ne? Oyunun cezası ne? Oyunun yapmaktaki manen ne? Rızası ne? Bunu yaptık velev ki. Ne sistem kurarsanız kurun, hatta işçi çalıştırırken bile ödülün ne? İşçi çalıştırıyorsun, ödülün ne? Maaş. Cezan ne? Bu. Rıza, ama rızası olması lazım. Yani işverene karşı ya da şeyine karşı bir rızan olacak ki bu iş yürüsün. Sadece ödül için çalışan olursa ya da sadece ceza için çalışan olursa ödül, ceza, rıza sistemi kurulan bütün sistemler de cari aslında. Allah da koymuş bu sistemi. Ödül, ceza, rıza sistemini. Aynı. Zaten haşrin delillerinden birincisi bu abi. Yani hiçbir saltanat yok ki o saltanata itaat edenlere mükafat, etmeyenlere mücazat vermesin yani. Böyle oyun bile yok. Böyle bir herhangi bir oyun bile yok. Herhangi bir hani mesela doktorsun, doktorluktan atılma şeyleri var. Yani bir şey yaparsan doktorluktan atılabilirsin. Yani sistem seni doktorluğun dışına atabilir. Cezası var. Evet. Organ kesip satarsan atılırsın. Atılırız. Mesela öğretmenliği cezası var. Sen çocuğa parayla not satarsın ya da ne bileyim bir olmadık bir şey yaparsın. Cezası. Her sistemin bir atılma şeyi vardır. Mesela şeriatta şeyi yani ölüm cezasını kılıyorlar da her sistemde atılır. Futbolda atılmamak kırmızı kart. Bir hata yaparsan atılırsın oyundan. Direkt değil mi kırmızı kart? Kırmızı kart atılırsın. Hatta mesela doping. Doping yaptın komple futbolculuğun. Komple atılırsın yani. Komple. Lisansın iptal edin. Ve bu bütün sistemlerde cari. Mesela biz muhasebeciliğin atılma şeyi. Bunu yaparsan atılırsın diye. Sen bir sistem kur. Mesela vatandaşlıktan atılmak var. Bir şey yaparsan vatandaşlıktan atılabilirsin. Sen bir sistem kuracaksın. O sistemden atılma ihtimali olmayacak. Öyle bir sistem kuramazsın. O yüzden ölüm cezası yani fıtridir. Olması lazım. Buradan atılma. Hayattan atılma şeyin olması lazım yani. Yani insaniyetten de atılabilir yani. Atılabilirsin insaniyetten. Atılman da lazım zaten. Evet.
Şimdi hürriyeti nasıl tanımladınız abi? Başkasının hürriyetine müdahale etmeden istediğin kadar hürsün. Yani münazarata diyor, hürriyetinin dairesi kadar. Dairesi kadar. Yani bütün insanların bir mahrem alanı var. Hürriyetleri var. Benim hürriyetim, senin hürriyetin bana verdiği hürriyet kadar. İstibdat onu da geçen bir ortadan kaldırmak. Onu da ortadan kaldırmak. Evet. İstibdat o. Yani peki o... O da acil bir şey o zaman. Her yerde gözüküyor ya. Her yerde. Hayatın kendisi bu. Ben bu der...